11. sınıf matematik kitabının çözümlerine devam ediyoruz. Sayfa 89 alıştırmalar. Birinci soru. A 2A B virgül B artı 4 noktası orijini belirttiğine göre B noktası kaçıncı bölgededir? O zaman orijin belirttiğine göre orijini biliyorsunuz. Koordinatlarımız 0 0 oluyor burada. Şu ikisini sıfıra eşit diyelim. Burayı sıfıra eşitersek B 4 olur. B yerine eksi 4 yazarsak şurası 2A artı 4 olacak. Eşittir 0. Bu denklemi çözerseniz A'da eksi 2 çıkıyor. Şimdi bulduğunuz bu değerleri B noktasında yerine yazalım. A çarpı B yani eksi 2 çarpı eksi 4'ten 8 bölü 2 virgül 2B eksi 8 yapar. 3 A eksi 6. O zaman B noktamız 4 virgül eksi 14. Artı eksi kaçıncı bölgede? 4. bölgede noktamızın koordinatlarının dördüncü bölgede olduğunu bulduk. Şimdi gelelim ikinci soruya. Şimdi burada A, A, B kare virgül, A üzeri 4, B noktası üçüncü bölgede olduğuna göre B noktası kaçıncı bölgededir? Şimdi üçüncü bölgedeki bir noktanın koordinatları eksi eksi biliyorsunuz. Bu işaret alırken çift kuvvetli terimleri siliyoruz. Onlar çünkü bir şeyi etkilemez. Buradan A'nın negatif B'nin de negatif olduğunu bulduk. Şimdi geliyoruz bunları B noktasında uygulayalım. Şimdi negatifin tek kuvvetleri negatif çarpı negatif. Burada da negatif bölü negatif. Gördüğünüz gibi B noktamız artı virgül artı oldu. Çünkü eksi çarpı eksi artı olur. Eksi bölü eksi de artı olur. Artı artı herkes biliyordur. Birinci bölgede. Evet üçüncü soru bakalım üçüncü soruda nasıl bir soru var karşımızda. Yandaki kare dizeminde verilen antik düzlemin bir parçası görülmektedir. Eksenler ve başlangıç noktası verilmemiştir. Her bir birim karenin bir kenar uzunluğu bir birimdir. A noktasının koordinatları eksi 2'ye eksi 3 olduğuna göre B, C, D noktalarının koordinatlarını buluruz. Şimdi A noktası eksi 2'ye eksi 3'müş. O zaman eksi 2 ise iki birim sola doğru gelinmiş y eksenin koordinatını bulduk. Sonra 3 birim yukarı doğru çıkarsanız x ekseninde bulunduğu yeri bulmuş oluruz. O zaman bakıyoruz bizim koordinat eksenlerimiz şu x ekseni şu da y ekseni. Bu şekilde y ve x olarak bulduk. Sonra İsterseniz deneyin. Şurası eksi 3. Şurası da eksi 2 olacak. Diğer koordinatlar artık bulmamız çok basitleşecek. B noktası için bakıyoruz. Apsisi 4. Ordinatı eksi 2. 4 virgül eksi 2 yazalım. C noktasına bakalım. C noktasının apsisi 5. Ordinatı 3. 5, 3 burası da. D noktasına bakıyoruz. Apsisi eksi 3. Ordinatı 4. Eksi 3 4 yazabilirsiniz. Bu şekilde koordinatları bulmuş olduk. Şimdi dördüncü soru. Dördüncü soruda noktası antik düzlemde. Dördüncü bölgede ise n'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi dördüncü bölgedeki bir koordinatın işaretleri artı eksi şeklindeydi yazalım. n artı 1 o zaman büyüktür 0. 2n eksi 6 küçüktür 0. Buradan biri sol tarafa atar, pardon sağ tarafa atarsanız n eksi 1'den büyükmüş. Burada da 6'yı karşıya atın. 2n küçüktür 6. Her tarafı 2'ye böldük. n küçüktür 3. 2 eşitliği, eşitsizliği daha doğrusu birleştirirsek n eksi 1 ile 3 aralığında. Değerler toplamı alalım. Buradaki değerlerimiz 0, 1, 2 topladınız. Cevap 3. Beşinci soru. iki nokta arasındaki uzaklığı soruyor. Formülümüz şuydu. Hatırlayalım. A, B, I, A ile B arasındaki uzaklık. Kök içinde yapıyorduk. Parantez açıyoruz. Apsislerin farkı. Yani 4'ten eksi 1'i çıkarıyoruz. Yani 4 artı 1 yazmamız lazım. Çünkü çıkardığımız için o eksi artıya dönüşecek. Artı Ordinatları çıkarıyoruz. 3 eksi eksi 3 ya 3 artı 3'e dönüşecek. Bunun karesi. Şimdi burası 5. Şurası 6. Karelerini alalım. 25 artı 36. Topladık. Kök 61 birim oluyor. Evet geldik 6. soruya. Bakalım. Burada nasıl bir soru var? Evet noktaları sırasıyla bir beşgenin köşe koordinatlarıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi en uzundur? O zaman biz AB'yi işte tek tek hepsini bulmamız gerekiyor. Hangisi en uzun, hangisi en büyük onu bulmamız gerekiyor. Hepsini bulmadan da şu en büyüktür diyemiyoruz. Mecburen bulalım. AB'yi buluyorum. Şöyle. Apsisleri çıkardık. Az önce yaptığımız formülle kök içinde. Eksi 3, eksi 1, eksi 4 olur artı zihinden yapıyoruz bazı şeyleri. Eksi 2 eksi 2 sıfır olur. Karesi de alırsak sıfır. O zaman burası karesi 16 kare kökü 4. 4 birim Şimdi B ile C arasındaki uzaklığa bakıyorum. Apsisleri çıkarıyorum. 1'den 4 çıktı. Eksi 3. Karesi. Sonra ordinatlara bakalım. Eksi 2 eksi 2 eksi 4 yapar. Karesi. Bu da 3, 4, 5 üçgen olduğu için 5 birim. BC daha büyük çıktı. Şimdi CD'ye bakalım. C koordinatından D koordinatlarını çıkarıyoruz. Bakın şöyle yapıyoruz. Apsisleri çıkardık. 4'ten 1 çıktı. 3'ün karesi. Ordinatları çıkaralım. 2'den 5 çıktı. Eksi 3'ün karesi. Bu da 9, 9, 18. Kök 18. 3 kök 2 birim yaptı bu da. DE'ye bakıyoruz şimdi. Şimdi d koordinatlarından e koordinatlarını çıkarıyoruz. 1 eksi eksi 5 bakın eksi eksi 5 de diyorum. Artı 5 olacak aslında orası 6'nın karesi. Sonra 5 eksi 4 yani 1'in karesi. 36 artı 1 kök 37 yaptı bu da. Şimdi e, e ay soruyor. A noktamız eksi 3'e. Eksi 2 onu buraya not alalım. Şimdi burada işlemini yapalım. E'den a'yı çıkarıyoruz. Çıkaralım. Eksi 5 eksi 3 yani eksi 2 olur karesi artı 4 eksi eksi 2 yani 4 artı 2 altının karesi olacak bu da. 4 artı 36 40 kök 40 yaptı bu da. Kök dışına da çıkarabilir sorun değil. Şurası kök 37 hepsini kök içine alalım. Kök 18 şurası kök 25 bu şekilde karşılaştırabiliriz. Çünkü hepsi tam sayı değil şurası da kök 16. Gördüğünüz gibi en büyük kök 40. E şıkkı oluyor. Cevap. Evet. Yedinci soru. A noktamız ve B noktalarını vermiş. Arasındaki uzaklık 13 birim ise A nablici değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Yazalım o zaman. Az önceki uzaklık formülünü. AB neymiş? AB 13'müş. Yazalım. Apsisleri çıkarıyoruz. A eksi 6'nın karesi artı ordinatları çıkarıyoruz. 4'ten 9 çıktı. Eksi 5'in karesi. Eşittir 13. Her iki tarafın karesini alıp ifadeyi kökten kurtaralım. Aldık. A eksi 6'nın karesi artı 25 eşittir 169. Buradan A eksi 6'nın karesi 25'i çıkar 144. Demek ki şurası 12 de olabilir, eksi 12 de olabilir. Çünkü bu sayıların karesi 144'tür. A eksi 6 eşittir 12 yaparsak buradan A 18. Bir de A eksi 6 eşittir eksi 12 yaparsak buradan da A eşittir eksi 6 çıkıyor. Cevabımız onun için bakalım hangi şık olur? Eksi 6'ya 18 olacak. Yani D şıkkı gördüğünüz gibi. Evet. Altıncı. Sekizinci sorudayız. Antik düzlemde ABC'de dikdörtgeni çizilmiştir. ABC koordinatlarını vermiş. Buna göre alan ABC'de kaç birimdir? Şimdi bu bir dikdörtgenmiş. Bize alanı soruyor. AB'yi bulursak şu uzun kenarı bulmuş olacağız. AB'yi bulalım hemen şurada. Apsisler farkı 2'den 8 çıkardık. Eksi 6'nın karesi. Artı ordinatlar. Eksi 8'in karesi. 6, 8, 13 gene oluyor bu da arkadaşlar. Zaten toplarsanız 100 yapacak. O zaman biz AB uzunluğunu bulduk 10. Şimdi BC uzunluğunu bulalım. Apsisler farkı 8'den 5 çıktı 3. Ordinatlar farkı 4'ten 12 çıktı eksi 4. Bu da 3, 4, 5 yaptı. Kısa kenarda 5'miş. Bu dikdörtgenin alanı. 10 çarpı 5'ten 50 yapıyor. Evet devam ediyoruz. 9. soru. Olmak üzere y ekseni üzerinde bulunan AB noktalarına eşit uzaklıktaki noktanın ordinatı kaçtır? Şimdi burada y ekseni üzerindeki bir noktanın koordinatları nasıl olur? Apsis sıfırdır. Ordinat ise bir sayı olması gerekiyor. Buna da y diyelim. Şimdi bu nokta hem a'ya hem b'ye eşit uzaklıktaymış. Yapalım. O zaman a ile bu noktanın koordinatı c diyelim. a ile c arasındaki uzaklık eşittir. b ile c arasındaki uzaklık. Önce a ile c arasındaki uzaklığa bakıyoruz. Kök içinde. Apsisler farkı 2 eksi 0, 2, 2'nin karesi artı 3 eksi y'nin karesi eşittir. Sonra ordinatlara bakalım. 1 eksi 0'ın karesi yani 1'in karesi artı eksi 2 eksi y'nin karesi ordinatlar farkı ne yaptık. Şimdi iki tarafında Karekökü yok oldu. Devamlı şuraya getirelim. Burası daha geniş. 2'nin karesi 4. Artı şu kareyi açalım. 9 eksi 6 y artı y kare. Sonra 1'in karesi 1. Şu kareyi de açıyoruz. 4 artı 4 y artı y kare. Şimdi y kareler karşılıklı yok olsun. 6 y'yi buraya alalım. Sağ taraf 10 y yaptı. Şurası 5 yapıyor. Bu 5'i karşıya atıyoruz. Şurası gördüğünüz gibi 13. 13'ten 5 çıktı. 8. Her tarafı 10'a bölünce 8 bölü 10. Sadeleşmiş hali 4 bölü 5 olacak. Evet 10. soru ve son soru bu alıştırmalarda. Yandaki kareli zeminde koordinat sistemine bir engelli rampası modellenmiştir. Her karenin bir kenarın uzunluğu bir birim olduğuna göre A ve B noktalarının koordinatlarını bulunuz. Şimdi A noktamızın koordinatı apsis'e bakalım. Gördüğünüz gibi 5'e geldi. Şu yukarıdan aşağı kaça geliyor? Ona da bakalım. Ha, düzeltiyorum. Burası 4'e geliyor. Şurasını düzeltelim. 4. Ordinatı da 5 oluyor. O zaman A noktası 4,5. B noktasına bakalım aynı şekilde. Soldan sağa doğru sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 oluyor. B'nin apsisi 12. Ordinatı da gördüğünüz gibi zaten 1. Burası da 12'ye 1. A ve B noktalarının apsis ve ordinatlarını bulduk. Şekil üzerine yazdık. Peki AB kaç birimdir onu soruyor. AB'yi bulalım. AB eşittir. Ne yapıyorduk? Apsisler farkı eksi çıkaralım. 4'ten 12 çıktı. Eksi 8'in karesi. 5'ten 1 çıktı. 4'ün karesi. Alalım karelerini. 64 artı 16 80 yaptı. Kök 80. Bu da 16 kere 5 olduğu için 4 kök 5 birim olacak. AB'nin uzunluğu. Evet geçelim bir sonraki alıştırmamıza. Bakalım sayfa kaçtaydı. Evet, bu alıştırmamıza bakacağız. Sayfa kaç burası? 97 ve 98'i çözeceğiz üzerine. Yukarıdaki şekilde B eleman AC, AB 3 ABC'ymiş. O zaman şuraya K dersem AB 3K olacak. K 3K. Toplam burası 5K yaptı. Pardon, 4K yaptı. Olduğuna göre B noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bu tür soruları şöyle orantılarsanız çok rahat çözebilirsiniz. Şimdi önce absislere bakıyoruz. Bakın absise bakıyoruz. Absisimiz aradaki mesafe 4K. 4K'da eksi 1'den 4'e 5 artmış. 5 artmış. O zaman diyorsunuz ki A ile B arası 3K. 3K'da kaç artar? 3K'da kaç artar? Tabi doğru orantı var. Şöyle çarpıyoruz. 4x eşittir 15. Bu k'lar gidiyor. Sadeleşiyor iki taraftan da. k eşittir 15 bölü 4 artar. Peki ne artar? Eksi 1 artar. Eksi 1'e 15 bölü 4 ekleyin. Eksi 1 artı 15 bölü 4. Payda eşit derseniz 11 bölü 4. Şimdi apsisi bulduk. 11 bölü 4. Buranın apsisi 11 bölü 4. Ordinatına bakalım. Şimdi ordinata bakalım. Ordinat yine 4K diyoruz. 1'den ee, eksi 3'e bakıyoruz. Kaç azalmış? 4 azalmış. 4'te 4 azalmış. 4K'da 4 azalmış. Zaten başka 11 bölü 4 olan yok. Cevap A. Fakat biz yine bulalım. Nasıl bulunuyor? Size anlatmak için yapıyorum. Şimdi e A ile B arası 3K. 3K'da kaç azalır? Onu bulacağız. Şimdi 4'te 4 azalıyorsa 3'te 3 azalır. O zaman 3 azalır. direkt diyelim 3 azalır. Ne 3 azalacak? Ordinat. A'nın ordinatı. 1'den 3 çıkarıyoruz. Eksi 2. Ordinatı da bulduk. Eksi 2. Dediğim gibi zaten cevap A şıkkıydı. Ee, nasıl bulunur? Nasıl yapılır? Onu anlatmak için devamını getirdim. Şimdi ikinci sorudayız. Şekildeki ABC üçgeninde köşe koordinatlarını vermiş noktalarıdır. E, dır. AD BC kenarına ait kenar ortay ise kenar ortay demek yani şu noktalar eşit uzaklıkta, tam orta nokta oluyor D noktası. Buna göre diyor AD'nin kaç birim olduğunu bulunuz. Şimdi D noktasının koordinatlarını şöyle buluyoruz. Orta nokta koordinatı. Apsisleri toplayıp ikiye bölüyoruz. Eksi 3 ile 7 topla 4. 2'ye böl 2. Bak zihinden yapıyorum yazmıyorum. Eksi 3 ile 7'yi topladım 4. 2'ye böldüm 2. Ordinatlara da aynı işlemi yapalım. 2'yi de 4 topla 6. 2'ye böl 3. O zaman D koordinatları 2,3. AD'yi soruyordu. Yine iki nokta arasındaki uzaklık formülü kullanıyoruz. Bunu çok kullanıyor. Zaten adınız gibi bilin. Eğer çokça soru çözüyorsanız zaten ister istemez ezberleyeceksiniz. Peki ne yapıyoruz? Kök içinde. Apsisler fark. 2'den 1 çıktı. 1. Artı, ordinatlar farkı 3'ten 7 çıktı, Pardon, 3'ten 10 çıktı eksi 7. Bunun da karesini alıyoruz. Şuraya kare yazmadım zaten karesi 1 olacağı için 49 1 daha kökelli, 50. kökelli 50 de 25 çarpı 2 olduğu için 5 kök 2 birim olacak. İkinci soru bu şekildeydi. Peki 3'e geçelim. Şekildeki ABCD dörtgenin köşe koordinatlarını vermiş. Evet orta nokta demiş bu noktaları E ve F'ye. Buna göre E, F kaçtı? Şimdi az önceki işlemleri bir daha yapalım. F noktasını bulmak için ne yapıyoruz? Arkadaşlar az önce yaptık. Apsisleri toplayalım. Eksi 1, 3 daha 2. Yarısı 1. C'yi bulduk 1. Sonra ordinatları toplayalım. 5, 12 daha. 5, 7 daha 12. 2'ye böl 6. Bir sonraki hamleye gidiyor zihnim. Şimdi buraya bakalım. E noktası da orta nokta. Eksi 2, 6 daha 4. Yarısı 2. A noktasını bulduk. 2, B noktasını bulalım. 2, 4 daha 6. Yarısı 3. Şimdi E noktası 2, 3. F noktası 1, 6. E, soruyor. Bulalım. Yine iki nokta arasındaki uzaklık formülünü kullanacaksınız. E, bakalım. 1'den 2 çıktı. Eksi 1, eksi 1'in karesi. Artı 6'dan 3 çıktı. 3, 3'ün karesi. Yani buradan 1 geliyor. Şuradan da 9 geliyor. Cevap kök 11'im olacak. Evet bunu da bu şekilde çözdük. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruya şöyle bir bakalım. ABC üçgeninde BD açıortay, A noktası x'i yemiş. B noktasını vermemiş. C ve D'yi de vermiş koordinatlarını. Burada BC ve AB'nin oranını vermiş uzunluk olarak. BC 4K diyelim BC'ye AB 3K olur. Buna göre X artı Y toplamı kaçtır? Şimdi bakın açıortayda ortayda bu oranlar varsa bunlar şu açıortayın ortayın böldüğü parçalarda da vardı. Diyelim ki bu şurası 3A ise Şurası da 4a olacak. Bu şekilde düşünüyoruz bunları. Şimdi çözümüne geçelim. Orantılı bölme yapmıştık. Birinci sorudaki gibi düşünüyoruz burada da. Şimdi bakıyoruz. D ile C arası 3, 4a. Bakıyoruz. Aksis kaç azalmış? 4 azalmış. Şöyle güzel yazayım. 4 azalmış. Kaçta 4 azalmış? 4'te 4 azalmış. O zaman 3'te 3 azalır. Tam olantılı olduğu için şurada orantı yapmadım. Şekil üzerinden anlatıyorum. Peki 3 azalacak. Ne 3 azalacak? 5. 5'i 3 azalt. 5'ten 3 çıkar. 2. X'i bulduk 2. Anladınız mı? X'i bulduk 2. Peki. Ordinatı nasıl bulacaksınız? Şimdi burayı siliyorum karışıklık olmasın diye şuraları bir silelim. Evet. Ordinatı anlatacağım şimdi. Bakıyorum. Şöyle. 2'den eksi 6 olmuş. 8 azalmış. Ha, bir dakika az önce azalmış mı dedik? Artmış var orada. 4 artmış diyecektik bunu düzeltelim. Yanlış oldu. 4 artmış. O zaman burası da 3 artar. 5'e 3 ekliyoruz. Şurası 8. Apsisimiz 8. Şimdi ordinata geçiyorum. Orayı düzelttik. Burada hata yapmayalım. Dikkatli davranalım. Acele ettik. Şimdi 2'den eksi 6'ya 8 azalmış. Bakın 4'te 8 azalmış. O zaman 3'te 6 azalır. Çünkü 2 katı. 6 azalır. Ne 6 azalacak? Eksi 6, 6 azalacak. Eksi 6, eksi 6 yapıyoruz. Eksi 12. O zaman y'yi de bulduk. Şu x'ti, şu da y'ydi. A noktasının koordinatları 8 virgül eksi 12 oluyor neyi soruyordu? X artı Y kaçtır? 8 eksi 12'den eksi 4 oluyor cevap. Beşinci sorudayız. Bakalım beşinci soruya. Aslı ve Tarkan dik koordinat sistemi biçiminde modellenmiş bir alanda sırasıyla A ve B noktalarında durmaktadır. Aslı ve Tarkan aynı anda ve aynı hızla birbirine doğru yürümeye başlıyorlar. Buna göre karşılaştıkları noktanın apsis ve ordinatı kaçtır? Şimdi A burada. Eksi 1'e 2. Şöyle. B de burada. 3'e 4. Aynı hızda aynı e, hızda birbirine doğru aynı anda hareket ederlerse tam orta noktada karşılaşırlar. O zaman karşılaştıkların nokta orta nokta ise biz ne yapacağız? Orta nokta formülü kullanıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Apsisleri topla 2'ye böl. Eksi 1 artı 3 bölü 2'den 2 bölü 2'den 1. Apsisini bulduk buranın 1. Ordinata bakalım. 2 artı 4 bölü 2 6 bölü 2'den 3. Ordinatta 3. Apsis artı ordinat 1 artı 3'ten cevap 4 oluyor. Evet 5'i de bu şekilde çözdük. Gelelim 6. soruya. Köşe koordinatları e, ABC olan ABC üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları eksi 1'e 3 olduğuna göre A çarpı B'nin değeri kaçtır? Şimdi şekil çizip anlatabiliriz. Bunu da şöyle bir üçgen çizdik diyelim ki. Şurası A köşesi, burası B köşesi, C köşesi ağırlık merkezi de e, biliyorsunuz özelliklerini e, 9. sınıftan 10. sınıftan e, bu koordinatları bulmak için. A, B, C'nin apsisini toplayıp 3'e bölüyoruz. Ordinatı bulmak için ordinatları toplayıp 3'e bölüyoruz. O zaman bu özelliği uygulayalım. Şöyle yapıyoruz. Apsisleri toplayalım. 3 2 A. 3 2 artı A bölü 3 eşittir. Ağırlık merkezinin apsisini yani eksi 1'i. İşler dışarı yaptık. Buradan 1 artı A eşittir eksi 3. A buradan eksi 4. A bulundu. B'yi bulalım. Ordinatlara bakalım. 4, 1, B. 4 artı 1 artı B bölü 3 eşittir 3'e. İşler işler yaptık. 5 artı B eşittir 9. 5'i karşıya at. B de 4 çıkıyor. Bunu da bulduk. A çarpı B. Eksi 4 çarpı 4'ten. Eksi 16 oluyor cevap. Yedinci sorudayız. Yine orantılı bölme ile ilgili bir sorumuz var. A ve B koordinatlarını vermiş. Noktaları doğrusal C eleman AB. Yani C A ile B arasındaymış. Onu demek istiyor. Orantıyı da vermiş. C noktasının koordinatlarının çarpımı kaçtır? Şimdi orantımızda da AC k ise BC 3k olacak. Demek ki C noktası A'ya daha yakınmış. 1k uzaklıktaymış çünkü. Şimdi şurayı sileyim orada şöyle bir şekil çizeyim size. Bir doğru çizelim. Şimdi şurada A noktası kaça kaçtı? Eksi 1'e 1. Burada B noktası var bir uçta. Eksi 9'a 9. C A'ya daha yakındı. Şuraya yazalım. Şimdi şu K'ları da yazıyorum. Şurası 1K iken şurası 3K'miş. Az önce yaptığımız orantıyı yapıyoruz. Aradaki mesafe toplamda 4K. Orantı kuralım. Şimdi 4K'da absis eksi 1 iken eksi 9 oluyor. 4K'da yazalım. 4K'da 8 azalmış. A ile C arası 1K. Bakın. O zaman 1K'da 4'te 8 azalıyorsa 2 katı. Burada da 2 azalır. Ne 2 azalacak? A'nın absisi. Yazalım. Eksi 1, eksi 2 yapıyoruz. Apsisimizi bulduk. Eksi 3. C noktasının apsisi eksi 3. Ordinatı da aynı mantıkla çözmeye çalışalım. Şimdi bakıyoruz. 4K'da yazalım. 1'den 9'a. 8 artmış. Aradaki mesafemiz gördüğünüz gibi K idi. K'da kaç artar? Bakın 2 katı artmış. 4K 8 olmuş. K o zaman 2 olur. 2 artar. Ne 2 artacak? 1, 2 artacak. 1'i 2 arttıralım. 1 artı 2'den 3 olacak. Ordinatta 3. Bunların çarpımını soruyor. Eksi 3 çarpı artı 3'ten cevap 9. Eksi 9 oluyor. Son soru. Onu da yapalım. E, bu içeriğimizi bu şekilde sonlandıracağız. Şekildeki e, yukarıdaki şekilde A ve B noktalarının koordinatlarını vermiş. Bunları yazalım şekil üzerine. Şurası 1, 2. B noktası eksi 1'e 6. Ne diyor? C eleman değildir A. Yani dıştaymış. Onu belirtiyor. AB'nin 3 katı BC'nin 2 katına eşitmiş. O zaman şuraya 2K, şuna 3K dersek bunları da şekil üzerine yazalım. Şurası 2K, BC 3K, şurası 3K. Evet, buna göre C noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Şimdi az önceki orantıdan yapalım. Aradaki mesafe 2K. Apsise bakıyorum. 1 ken eksi 1 olmuş. Yani 2 azalmış. Yazalım orantısını. 2K'da 2 azalmış. Şimdi B ile C arasında kıyaslama yapıyoruz. Eksi 1 burası. 3K'da kaç azalır? Aradaki mesafe 3K'ydı. 3K'da o zaman bakın aynı. 2K 2 azalmışsa 3K'da 3 azalır. Peki ne 3 azalacak burada? B'ye göre kıyaslama yaptığımız için B'nin apsisi 3 azalacak. Eksi 1 eksi 3'ten eksi 4. C'nin apsisi eksi 4. Şimdi geldik ordinata. 2 iken 6 olmuş. 4 artmış. Kaç K'da? 2 K'da 4 artmış. Şimdi B ile C arasına bakalım. 3 K. 3 K'da kaç artar? Bak 2 K'da 2 artarsa 3 K'da 6 artar. Çünkü 2 katı gördüğünüz gibi artar. Peki ne artar? Apsisimiz yaptık. Ordinatımız yani B'nin ordinatını 6 arttıracaksınız. 6'ya 6, ya 6 ya ekledik 12. Burası da 12'ymiş. Şimdi C noktasının koordinatları eksi 4 12. Bunların toplamı kaçtır? Eksi 4 artı 12'den cevap 8 olacak. Evet arkadaşlar bu içeriğimizi de yaptık. Diğer sayfaların çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.